Türk dünyasının hemen tüm liderleri şu anda Astana'da. Biz ama Bakü'ye gideceğiz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Astana'da temaslarını sürdürüyor. Bakü'de Fatih Avanos aktaracak bize. Fatih beni duyuyor. Fatih, yansımaları senden dinleyelim Azerbaycan'da. Kazakistan, Şangay İşbirliği Örgütü liderler zirvesine ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu zirveye özel olarak davet edilmişti. Davet edilenler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de var ve o zirve dün başlamıştı, bugün devam ediyor. Önemli görüşmeler var. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in temaslarına bakacak olursak, Bakü'nün takip ettiği temaslara bakacak olursak, ilk olarak Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan üçlü liderler zirvesi bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelde gerçekleşmişti bu görüşme. Dün gerçekleşti ve bu görüşme ilişkinde en net bir açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları Zirvesi için geldi Astana'da. Temasları kapsamında Azerbaycan ve Pakistan liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Üçlü görüşmede bölgesel ve küresel konularla ülkeler arasındaki işbirliği alanlarının ele alındığı da ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye, Azerbaycan, Pakistan'ın birçok alanda atabileceği ortak adımlar olduğu ifade edildi. Bunlara 3 ülkeye de yararlı olacağı bu adımlarında yine bu noktada belirtildi. Savaşların, çatışmaların, gerginliklerin baş gösterdiği bir coğrafyada ortaya konacak işbirliklerinin bölgesel ve küresel barışa da hizmet edeceği belirtildi. Azerbaycan basını da bu üçlü görüşmeye oldukça geniş yer ayırdı. 3 kardeş ülke olarak ifade edildi. 3 müttefik ülke ve görüşmede özellikle her yıl mütemadiyen 3 silahlı kuvvetlerin, 3 ülkenin silahlı kuvvetlerinin düzenli olarak askeri tatbikat yapmasını da kararlaştırıldı, ifade edildi. 2020'deki Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a Türkiye'nin ardından en fazla destek Pakistan'dan gelmişti. Bu noktada Azerbaycan kamuoyu da Pakistan'ı ve Türkiye'yi çok farklı bir noktada konumlandırıyor. Bu üçlü görüşmede o noktada canlı yayınlarla Azerbaycan kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ikili görüşmeleri devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından bu noktada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le de yine Astana'daki temasları kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Azerbaycan'la Çin arasında ticaret hacminin 3 milyar doları aştığı bu günlerde büyüme potansiyelini taşıyan ilişkiler bu noktada ele alındı. Ve Azerbaycan'ın Çin'in 6 şehrinde ticaret evleri açtığını ifade eden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu noktada da Azerbaycan ürünlerinin Çin pazarında tanıtılmaya çalışıldığını ifade etti. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'ın ihracatının artmasından da memnuniyet duyduklarını söyledi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de ülkelerimiz eşitliğe ve karşılıklı faydaya dayalı iyi dost, iyi ortaklardır dedi. İkili ilk kez bir araya gelmişlerdi. Bu noktada Çin-Azerbaycan ilişkilerinin her zaman sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde geliştiğini vurgulayan Xi Jinping, iki ülke arasındaki işbirliğinin verimli sonuçlar doğurduğunu ve daha zengin bir stratejik içeriğe ulaştığını altını çizdi. Halkların refahı için karşılıklı desteği artırmaya da devam edecekleri kaydedildi. Önemli bir görüşmeydi çünkü Azerbaycan'ın batısında Türkiye, doğusunda Türkmenistan'dan başlayıp Çin'e doğru giden işte orta koridoru kapsayan ülkeler bu noktada ikili görüşmelerle daha çok Azerbaycan'ın ticaret hacmi ve Azerbaycan'ın ekonomik ve lojistik anlamda stratejik önemini gösteren görüşmeler gerçekleştirdiğini altını çizelim. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yine bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a da bir tebrik mektubu gönderdi. Neden gönderdi? 4 Temmuz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bağımsızlık günü dolayısıyla. Mektuptaki içeriğe, ayrıntılara baktığımız zaman ülkelerimiz arasındaki karmaşık bölgesel sorunların çözümünde, terörizmle mücadelede ve uluslararası güvenlik konularında her zaman yakın işbirliğinde olduklarını ifade etti Biden'a mektubunda. Enerji alanındaki uzun vadeli ve etkili ortak faaliyetlerin özellikle son dönemde arttığı, Azerbaycan'ın enerji stratejisinin uygulanmasına ve Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynayan Güney Gaz Koridoru'nun da hayata geçirilmesine yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlı desteğinden duyduğu memnuniyeti de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu noktada belirtti. Diğer taraftan da Ermenistan'la barış sürecine de değindi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Azerbaycan'ın bu noktada barışın temelini oluşturan 5 ilkenin
başlatıcısı, barış görüşmelerini başlatıcısı olduğunu ifade etti ve barış gündemini ilerletmek için sürekli siyasi bir iradeyi Bakü'nün gösterdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesine, bölgede kalıcı barışın tesisine ve barış anlaşmasının imzalanması sürecine her zaman destek vermesinden dolayı da kendilerini takdir ettiklerini ve teşekkürlerini bir noktada iletti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık günü dolayısıyla da Astana'dan bir tebrik mektubu gönderdi. Fatih Havanos aktardı değerli izleyenler. Şiyo'nun gündemini böylece aktarmış olduk. Bundan sonra canlı bağlantılarla yine programlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması da gelecektir ekranlarınızda.